Türkiye'nin geleceği çelikten yoğruluyor. Belki biz olmayacağız ama bu çelik aldığı suyu unutmayacak. Devrimci önder İbrahim Kalpakkaya bu sözleri işkencede katledildiği Diyarbakır zindanlarında söylemişti. Deniz, Yusuf ve Hüseyin'in idamla katledildiği 72 Mayıs'ından bir yıl sonra 18 Mayıs 1973 tarihinde işkencede ölümsüzleşmesinin üzerinden tam 48 yıl geçti. 1949 yılında Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Karakaya köyünde yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İlkokuldan sonra Hasanoğlan İlköğretim Okulu'nda yatılı okudu. Başarılı bir öğrenciydi. Yüksek Öğretmen Okulu'na gönderildi. İstanbul'da Çapa Yüksek Öğretmen Okulu'yla aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümünde okudu. Devrimci fikirlerle burada tanıştı. 1967 yılında 9 arkadaşıyla birlikte Çapa Fikir Kulübü'nün kuruluşunda yer aldı. Fikir Kulüpleri Federasyonu ve Türkiye İşçi Partisi'ne üye oldu. Öğrencilik yıllarında NATO'ya hayır mitinglerine, Amerikan 6. filosunu protesto eylemlerine, üniversitelerdeki toplantı, forum ve mitinglere etkin biçimde katıldı. 6. filoya karşı bir bildiri kaleme aldığı için üniversiteden atıldı. 1968'den 72'ye kadar devrimci mücadelenin yükseliş yıllarına tanıklık etti. Bu dönem devrimci hareket içinde iktidarın karakteri, Kemalizm, Kürt sorunu ve faşizm üzerine düşünce farklılıkları aynı zamanda yol ayrımlarını da beraberinde getirirken, devrimci gençlik hareketi 50 yıllık reformist gelenekten koptu. Bu adımlar Türkiye ve Kürdistan devrimi için yeni bir başlangıç oldu. İbrahim Kalpakkaya, Milli Demokratik Devrimi savunanlar arasındaydı. Sonrasında Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi içinde faaliyet yürüttü. Sadece gençler arasındaki politik faaliyetlerle yetinmedi. Mücadelesinin odağına işçi sınıfı ve köylüler arasındaki çalışmaları koydu. Direniş ve grevlere katıldı. Trakyalı yoksul köylülerin toprak işgali eylemlerinden İstanbul'daki grevlere kadar Kalpakkaya vardı. Demir döküm, sungurlar, singer ve derbi gibi pek çok işçi grevinde yerini aldı. Tarihe adını 15-16 Haziran Büyük İşçi Ayaklanması olarak yazdıran işçi eylemlerine katıldı. Nerede bir direniş varsa İbrahim Kalpakkaya oradaydı. Çin ve Vietnam'daki devrim mücadelesi ve emperyalizme karşı halkların direnişi devrimci olanla reformcu olan arasındaki ayrımı netleştirmişti. İbrahim ve yoldaşları tıpkı Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan gibi geleneksel soldan koptu. Faaliyet yürüttükleri alanlarda aynı zamanda ideolojik mücadeleyi de büyüttü. İbrahim Kalpakkaya'nın Kemalizm, Kürt halkının özgürlüğü, faşizmle silahlı mücadele konularındaki fikirleri ayrılıkların temelini oluşturdu. Kalpakkaya ve yoldaşları, devrimci çalışmalarına 24 Nisan 1972 tarihinde kurdukları TKPML TİKKO ile devam etti. O genç yaşında Marksizm ve Leninizmi ileri düzeyde kavradı, bilince çıkardı. 71 kopuşunun yetiştirdiği devrimci önderlerden biri oldu. O, devrimci hareketin kamburuna dönüşen sınıf işbirliği ve düzen içi anlayışla güçlü bir hesaplaşmaya girişti, güçlü bir devrimci irade ortaya çıkardı. Devrimin kitlelerin eseri olacağına inancıyla Çorum, Malatya, Elazığ ve Antep kentlerinde işçilerin grev ve direnişlerine önem verdi. Devrim için silahlı mücadele ve sıkı örgütlenmiş bir partinin yaratılması fikriyle hareket etti. İbrahim Kalpakkaya'nın devrim iddiası Burjuva Devleti'nin özel dikkatini çekti. O artık bir hedefti. Nurhak Dağları'na çıkan Sinan Cemgillerin ihbar sonucu katledilmesi Kalpakkaya ve arkadaşlarında büyük öfke oluşturdu. İlk olarak ihbarcı muhtar cezalandırıldı. Mahir Çayan'ın denizlerin idamını durdurmak için Kızıldere'ye uzanan siper yoldaşlığı eylemleri İbrahim Kalpakkaya tarafından da sürdürüldü. Onun Dersim'e gidişi mücadelede yeni bir dönemin kapısını araladı. Faşist darbeciler, Mahir ve Deniz'in ardından İbrahim'i de ortadan kaldırmak için harekete geçti. 24 Ocak 1973'te Dersim Vartinik'te kuşatıldılar. Yoldaşı Alaeddin Yıldız şehit düştü. Yaralanan İbrahim Kalpakkaya'nın yaşamını yitirdiği sanıldı. Yaralı olarak 5 gün dağlarda saklandı. Yaraları kötüleşince bir köylüden yardım istedi. Yanına götürüldüğü öğretmense onu 29 Ocak günü Üsteğmen Fehmi Altınbilek'e teslim etti. İbrahim Kalpakkaya tedavi edilmeden işkenceli sorgular yapılan Diyarbakır Sıkı Yönetim Hapishanesi'ne götürüldü.
Askeri mahkeme savcısı Yaşar Değerli, ölümüm benim elimden olacak diyerek tehditler savurdu. Oysa biz komünistler örgütsel çalışma ve yoldaşlarımız hakkında bilgi vermeyiz diyerek ser verip sır vermeme geleneğini yarattı. Son kez 16 Mayıs günü sorguya alınan İbrahim Kaypakkaya'nın bedeni parçalandı. 18 Mayıs 1973 tarihinde yıldızlaşan Kaypakkaya'nın cansız bedeni babasına bir torbanın içinde verildi. İbrahim Kaypakkaya, 71 devrimci kopuşunu güçlendiren bir kanal açtı. Devrim idealine bağlılığıyla örnek oldu. Faşizmin infazları, idamları ve işkenceli sorguları devrimci yürüyüşü durduramadı. Mahir, Deniz ve İbrahim'den devralınan o bayrak bugün birleşik devrim mücadelesiyle yükseltiliyor.